Merhaba dostlarım, ben Serdar ve şimdi bu videoda GTA silahlarından bahsedeceğiz. Genel olarak bahsedeceğiz, üzerinde fazla durmayacağız. Zaten bunların videolarını yapmıştım, bilgi vermek amaçlı yapacağız. İlk bahsedeceğimiz UFO'lar. UFO'lar nedir? UFO'lar falan görülüyor işte sanrısı. Genellikle çöllerin etrafında görünüyorlar. Tam olarak net bir kanıt yok. Uzaylılardan zaten daha da az görünüyor. Gördüğünüz gibi orada falan bol bol bahsediliyor. Bu resmin boyutu bayağı küçük çıkmış. Resimleri bu arada şey olsun diye koydum, hani böyle küçük görsel olsun diye koydum, hani süs olsun diye de diyebiliriz. Bu resimler bayağı küçük çıkmış ya. Neyse. UFO'lar işte böyle bir şeylere benziyor. Genelde bunlar mod. Şurada gördüğünüz zaten UFO'lar, bu zaten mod. Bu kesin mod. Hani bunu füzeler çıkıyor UFO'ların. Neyse, bu UFO'lar genellikle de Truth'la bağlaştırılıyor. Truth bildiğiniz gibi oyundaki hippie karakter. Gringo ve Black Project yazısında Gringo adlı görevi gerçekten çok ilgili oluyor bununla. O bol bol bahsediyor bu uzaylardan. Hatta 2. Dünya Savaşı'nı müdahale ettik ya. Soğuk Savaşı'nı müdahale ettiklerini falan da söylüyor. Bu UFO'larla ilgili aslında fazla bir kanıt da yok. Geceleri gökyüzünde bazı ışıklar görünüyor. Hızlı bir şekilde geçen ışıklar, normal uçaklardan çok daha hızlı bir şekilde geçen ışıklar. Bazı zamanlarda San Fierro'nun da binaların arasından geçiyor bu ışıklar, ama onlar hiç kimse de tam olarak yakalayamadı. Ama bu resimler çok küçük çıkmış ya. Çok daha büyük görünüyordu ben şey yaptım. Neyse, Camtasia'nın şey herhalde. Gördüğünüz gibi bazı resimler var ama net değil. Bunun dışındakiler moldu, hani daha kesin bir şey bulunamadı. İkinci sırrımız hayaletler. Hayaletler San Andreas'ın etrafında, her tarafında görüldüğü söyleniyor. Las Venturas'ta fazla yok galiba. Hayaletler genellikle mezarların çevresinde falan şey yapıyor. Burada El Castillo del Diablo'daki mezarların önündeki bir tane siyah bir figürü görüyoruz. Hayalet olduğu söyleniyor. İşte bu mezarlıklar nerede? Genellikle bir tane El Castillo del Diablo'da var, bir tane Los Santos'ta var, bir tane köyde var. Burası da Big Smoke'un yeri. Big Smoke'un da hayaleti olduğu söyleniyor. Spoiler vermek gibi olmasın ama oyunun sonunda Big Smoke ölüyordu. O yüzden onun hayaletini hala burada da dolaştığı söyleniyor. Ayrıca CJ'in annesinin de hayaleti etrafında dolaştı. Bu kesin fake ya. Şuraya bak. Bu çok saçma bir şey. Veya mod doğalıyor, bilmiyorum, tam emin değilim ama yani gerçek görünmüyor. Sanırsın grafikleriyle alakası yok bunun. İşte CJ'nin annesinin hayaleti olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz CJ'nin annesinin hayaleti ölmüştü. Samp'ta hayaletlerin daha çok bulunduğu söyleniyor. Başka bir hayalet daha vardı ama onu unuttum. Jefferson Otel'de bir tane hayalet olduğu söyleniyor. Ben onu gezdim, dolaşını bayağı ürkütücü, terk edilmiş bir yer ama orada ben hayalet bulamadım. CJ'nin annesinin hayaletinin bazen evde çıktığı söyleniyor. Burada da gördüğünüz gibi adam VTF yazmış ama orada ne olduğunu tam olarak göremiyoruz. Bu hayaletler dışında hayalet arabalar var, hayalet uçaklar var. Bunları ama apayrı bir videoda incelemek gerekiyor. Bu UFO'ların da hayaletlerin de ben ayrı ayrı videosunu çektim. Kanalıma giderek o videoları izleyebilirsiniz. O bir daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve şimdi ise seri katilleri inceleyeceğiz. Tabi oyundaki en büyük seri katil açık ara farkla CJ. Binlerce kişi öldürmüştür. Öldürülmüşsüzdür muhtemelen. Bundan yarısı da illaki masumdur. Ama bizim seri katil meselemiz daha çok Pigsy, işte Jason Voorhees, Leatherface gibi korku filmlerinden çıkma, elinde testere tutan korkunç katiller hakkında. Bu katiller genellikle işte ormanlarda, Fisher's Dragon'daki iskelede falan görünüyor. Ellerinde elektrikli testere falan tutuyorlar. Koyduğu bir şeylerin çoğu mod, onu zaten size söylemiştim ben. Şuradaki karakter direkt filmden alınmış bir mod, yani bu Leatherface, bildiğiniz Leatherface, deri yüz. Bu adam kurbanların derilerinden kendisine maske giyiyordu, öyle söyleniyordu. Bu zaten oyundaki başka bir şey, direkt petten başka bir model. O yüzden fazla bir şey söylemez. Moddur bu büyük bir ihtimalle. İşte genellikle Panopticon'daki o kanlı kulübelerin orada falan ortaya çıkıyor. Bazıları ormanda ortaya çıktığını söyleniyor. Fisher's Lagoon'da ortaya çıktığını söylenen var. Bu direkt CJ zaten o. CJ mi? CJ'ye benziyor. Bayağı bir CJ'ye benziyor duruş falan. Yine alerjim yüksekti. O yüzden burada da Avengers gibi tüm karakterler toplanmış. Sadece Leatherface'den bahsetmiyoruz yani burada. Bayağı birkaç farklı katil olduğu söyleniyor. Burada da muhteşem paint skill'leriyle adamlar bu katillerin genelde nerede görüldüğünü söylemişler ki game modding diyor aşağıda, o belli yani.
Bunların çoğu modlu. Ve şimdi koca ayak Yeti. Ben bu sırrı size çıkış noktasını anlatayım. Bu San Andreas'ın geliştirici takımından artık nerede bir görevli vardı. Soyadı Bigfoot diye bitirmiş bu adamın. CD kapağın şeyin kutusunun arkasında da bu adamın ismi yazınca herkes oyunda aa Bigfoot gibi bir şey havaya falan girdiler. İnsanlar oyunda Bigfoot'un olduğunu zannediyorlardı. Ama aslında Rockstar bu konuda bir açıklama yaptı. Hani koca ayak diye bir şey yok ormanın dedi ama ormanlarda ağaçların arasında bir şeyler var dedi. Herkes bunu merak ediyor. Bu zaten mod gördüğü bu kesin yani. Ben zaten buraya mod koydum. Hani mod resimler falan koydum. Bu şeylerin neye benzediğini falan bir anlayalım diye. Ama Bigfoot'un yeni ayak izleri falan duruyor gördüğünüz gibi. Bobo ayak izi falan var yerde. Ha bunlar normal bir şey de olabilir ama Rockstar'ın ben bunu ayak izini boşu boşuna koyduğunu zannetmiyorum. Yeti ise Bigfoot'un beyaz adam versiyonu yani dağda yaşıyor. Dağın tepesinde yaşıyor Mount Child'da. Yaşıyor diyen yani yaşadığı söyleniyor öyle diyeyim. Mağaranın arasında falan yaşadığı söyleniyor. Aslında bu Bigfoot ve Yeti için bayağı iyi kanatlar var. Taşların üzerinde falan bunların resimleri var. Ağaçların arasında falan görülüyor bazen böyle figürleri. Ayak izleri falan var. Bayağı yani kırılmış şeyler falan var. Tekrar edilmiş arabalar. Bayağı sağlam falan gibi. Burada direkt çizgi film karakterlerine benziyor ama. İşte bayağı sağlam aslında kanatlar var. Yani sırlar arasında bunlarla da bitmiyor. Daha birçok sır var. İşte hayalet arabalar var. Ben daha ne çektim ya? Ben neler çekmiştim sır olarak? Hiç hatırlamıyorum şimdi bak. Ya bayağı bir sürü değişik değişik sır var ya. İşte köpek balıkları var. Dinozorun bile sırrı var. Türklerin arasında cinler olduğu konusunda bir iddia, bir bahis yayılmış. Onu da kontrol edeceğim ben. Cinleri de araştıracağım sağın rasta. Ama yani bu videonun amacı böyle bir sırlar hakkında bilgisi olmayan insanlara genel bir bilgi vermekti. Bazıları şimdi hatırlatma olurdu veya revizyon artık. Her neyse. Ve beni izlediğiniz için hepinize de teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çocuklukla kalmanız dileğiyle. Bye bye.